Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Bambi, yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuz çok önemli. Sebebini anlatıyorum. Şimdi çoğu kardeşimiz lisede, ortaokulda okuyan vesaire 15 tatile çıkmış durumda. Aynı zamanda üniversitelerin hepsi olmasa da %70-80'i ara tatile girmiş bulunmakta. Bu videoda diyorsunuz ki 15 tatilde benim işim gücüm oyun. Oynayıp ben challenger olmak istiyorum diyorsanız tamamıyla doğru bir videodasınız. Bu video size challenger olmanız hakkında çok fazla yardımcı olacağını düşünüyorum. Sizlere efsane taktikler vereceğim. Bir maçı anlatacağım bu şekilde taktiklerimizle. Diğer maç ise seslendirmesiz dümdüz koyacağım. Hani pettingimi kesilmeden tamamen A'dan Z'ye bir tane pro maç koymuş olacağım. Hesabımın ligi Master bu arada. Smurf hesabım, ana hesabım challenger biliyorsunuz. Şimdi challenger olmak için bir numaralı taktik. Güzel bir duo bulmanız gerekiyor. Burada benim duom top lane'de Cyrex var. Fransız ve yeni takımımızın yeni top lane'i arkadaşlar. Parla Cyrex ismini de zaten göreceksiniz az sonra. Öncelikle kendinize güzel bir duo bulmak. Duo çok önemli. Sebebi tek başınıza taşıyamayabilirsiniz. Taşıdığınız da olur. Ama riskli. Neden böyle bir fantezi yaşıyorsunuz? Bu durumdan dolayı açıklama kısmının en başında bir Discord adresim var. Discord'a katılım tamamen ücretsiz. Uygulama tamamen ücretsiz. Katılıp oradan gelin hepiniz kendinize birer takım arkadaşı bulun. Sese geçin duo şeklinde. Oyunun sesi de kapalı. Bu da çok önemli. Sesli şekilde oynarsanız kazanırsınız. Şöyle bir Lee Sin'i bir şamar manyağı bir yapalım. Evet. Lee Sin'in early'si ne kadar güçlü olsa da Fiora ile evet flash'ını attı. Karşısında flash'ını vuracağız. Lee Sin'den kill'imizi aldık. Şöyle bizim bloğumuzu çalmış. Onun da intikamını almış olduk üstünden. Hızlıca. Bu arkadaşınızla güzelce onu campleyin. Jungle oynamıyorsanız o sizi campler. Hani jungle iki kişiden tekinde kesinlikle olsun. Jungle en önemli rol. Hem solo queue'de hem her türlü jungle en önemli rol. Gidelim şöyle bir Riven'i keselim. Şöyle kafasına vuralım. Şöyle ölmedi. Bir tane şöyle vuracağım. Canım bir kaldı. Oh, havada öldü adam. Çok iyi. Düz vuruş spamlıyorsunuz Riven havadayken. Ağzına vurabiliyorsunuz. Şimdi bir gank daha atacağım. Bu gank de çok önemlidir mesela şu an. Rakip oyuncu bir tur daha gelirken bir tur daha keseceksiniz. Zaten şu an minyon kaybediyor. Minyon kaybetmesi demek bir kill kaybetmesi demek. Aynı zamanda sizin top lane'inizin de bir kill öne geçmesi demek. Bu zaman zaman çok fazla etkiyle katlanacaktır. Şöyle selamun aleyküm. Direkt ultiyi açacağız. Noktaları direkt patır kütür vurduğumuz gibi hemen base isteğimizi açtık. Aldık kill'i. Hatta terbiyesizleşelim bir gank daha atalım biz bunu. Çünkü minyonların tarafından giremeyecek içeriye biliyorsunuz. Bu yüzden bir kere daha kesme imkanımız var. Challenger olmak için diğer madde ise meta şampiyonları oynayın. Discord'umuza gelin, oynadığım karakterle bana sorun. Discord'umuzdaki diğer arkadaşlara danın ve meta karakterleri oynayın. Şöyle Riven'in ağzına bir tur daha vurun. Geriye gitmen gerekiyordu yalnız bu tarafa değil kanka. Şöyle bir tur daha vuracağım. Kule bende kaldı. W'mu vuracağım. Tamam Ignite'ı 1,5 saniyeliğine counterladığım için ölmedik. Lan ama öldük. Anti. Yapacak bir şey yok. İkinci maddede ejder bağımlısı olmayın arkadaşlar. Bu çok ama çok 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 önemli. Ejder bağımlılığı sizlere oyunu kaybettirir. Hadi gidem ejder alam. Hadi gidem şov yapam. Ejder çalam. Bu şekilde ilerlerseniz oyunu kesinlikle kaybedersiniz. Asıl odağınız gold kasıp makrodan kuleleri açıp oyunu hızlıca bitirmek olsun. Ejder'in bir etkisi var oyuna evet. Bu arada kestim onu. Şöyle Q flash atacağım. Ama Kettim vurdu. Neyse ölmedik diyelim en azından. Buna da şükür. Arkadaşlar gold diff'i adamların ağzına vurduğunuz zaman. Hani şöyle bir adamlara güzel bir gold diff attığınız zaman. Yani ejderlerin hiçbir önemi yok. Ya bir Kadim'in önemi var. Kadim ejder çok güçlü biliyorsunuz. Bu arada ama gidip de durduk yere de salmayın. Mesela şu an ben koşsam oraya alamam. Adam benden önce gelecek. Get more camps and ganks trash Kroko. Kroko timsah. 3 gank attım ya ama duom yani bu işin kuralı bu şekilde arkadaşlar böyle oynayacaksınız. Midimizde Kayle var. Şu çalmayı deneyeceğim. Smite'ı 20 can kaldı ya. 700 attık 680 vuruyordu. Yani hiçbir kill alamayacağız gibi buradan. Şöyle bir W basacağım ama çok uzaktan geldi. Evet buradan kaçmamız lazım. R yapmasını bilmek lazım. Erkekliğin %90'ı kaçmaktır derler. Evet Lee Sin bir de bizi mi keseceğim? Şöyle doç atalım. Flash attı. Flash'ını aldık. Biraz burada dans edeceğiz rakiplerle. Dediğim gibi hani şu an ejderi aldı adamlar. Ben orada çalmayı denemedim tek başıma. Bu arada denedim ama
Tek başıma denemedim. Alistar geldi, Kayle geldi. Hani 4 kişiydik. Bırakıp direkt bunu alabilirdim ama ilk kule avantajını zaten Renekton açtığı için solo killleyip Riven'e. Bir zahmet solo killesin. 3 tane kill verdim adama. Hani 3 tane kill verdik. Solo killemesi gerekiyor zaten. Ve ilk kule aldı. İlk kule almışken alevejlerini de vermeyelim diyorum. Ama bu şekilde dediğim gibi baktınız hani taba bastınız adamlar sizden 5-0 önde. Ve alevejleri çıkıyor. E gitsen senaryo ne olacak? Adam senden 5-0 önde. Sen o ejderi çalsan bile adam yine 4-5 kill alacak. Adam sana 7K 8K gold diff atacak o dakikada. Sonra oyunun perma kaybedeceksin. Onun yerine yani cevap vereceksin abi. Adam ne alıyor? Ejder alıyor. Ben ne yaparım? Giderim alamet alırım. Alamette ne yaparım? İlk kule açarım veya bir dive atıp bir kill alırım. Oradan öyle öyle gold diff'i kapata kapata karakterlerinizin potansiyelinin üstüne çıkarak ve stratejik hamleleriniz rakip takıma göre daha önde sürdürerek yenebilirsiniz. Bu kadar basit. Mesela adamlar alev aldı. Alevi ne yapacak? Şu an biz gold diff açıyoruz. Alamet aldık. Şu an mid kuleyi açacağım Herald'la. Yani ne yapabilirler şu an? Hiçbir şey. Mid kule de açıldı. Yukarıdan da kulemiz var. Adamların daha kulelerimizden barikatı yok bu arada. Bu derece önde. E ne yapabilirler? Hiçbir şey. Dediğim gibi arkadaşlar, objektif bağımlılığı yerine nereden gold koparabilirsiniz? Alameti, dur şunları bir keselim. Şöyle bir selamünaleyküm. Şöyle gel bakalım, senin de kaçamazsın. Flash'ın varsa benim de var birader. Şöyle ağır noktasına vur, zayıf noktasına vuracağız. Şöyle kili de biz aldık mı? Mis, bir de buradan bir kule aldık mı? Neler olur neler arkadaşlar. Evet aldık bu arada bir kule daha ve barikatlarında biz alıyoruz. Gold, yani gold'umuzu görmek yeterli olur ya. Şöyle bir üçlü kuvvetimizi alalım. Bir de çatır çutur killleri toplayabilmek için ne alıyoruz? Tabii ki roket kemer alıyoruz. Bir de mahvolmuşa gideceğim. Çok ani hasar çıkarsaydı rakip takım. Gördüğünüz gibi 7200 ve 4600 bu arada gold diff'in de dibine vurmuşuz. Daha da devam edeceğiz. Ne yapılabilir? Dediğim gibi ne diyordum ki? Şey, gold diff deyince kafam gitti arkadaşlar. Item'dan bahsediyordum. Doğru hatırladım. Fiora'da mesela çok mobil bir çar. Ask for more gangster. Şöyle rakip takım çok ani hasar çıkartıyorsa tek yememek için ölümün dansı alacaksınız ikinci item. Mesela Olaf Jungle oynuyorum ben. Karşı çok ani hasar çıkarttığında ilk item olarak şey alıyorum. Onu kestim bu arada. Şöyle. Oo, kaçma lan elimden. Evet güzel kill aldık. Şöyle Vayne'e bakalım. W'yu güzel basmam lazım. Şöyle. Evet öldük mü? Ölmedik. Onu aa bir de Kayle ultisi. Triple. Çok iyi be. Ne oynadık be. Kayle ultisi de böyle çok güzel geldi. O Riven'i de keseceğim. Ölmem umarım. Şuraya W istediğim gibi atamadım. Şöyle Q'yu da vuramadık. Bir adım daha öne atarsam öleceğim. Hiç fanteziye gerek yok. Evet. Rakip takımın mentali bayağı düştü bu arada. Mental zedelenme yaşadılar. Şöyle bir fight var, dalalım diyorum içeriye ama bizimkiler yine Doom parçaladı orayı. Evet, yani harbiden timsah adamlık yapıyor şu an. Aldı timsahı, hepsine yargı atıyor. Ziggs'i arıyorum ama bulabilecek miyim? Bulamadım, evet. Aa oradaydı, oradaydı. Ama Baze attı, gördünüz mü? Tarayıcıma yakalandı. Ama tak diye yok oldu bir saniye sonra. Ve Baze'de. Yakalasaydık güzel olurdu ya. Şu an objektif falan alabilirim. Biraz fanteziye bağladım. 7-1-6 skorum. Doğum da çok önde. Şöyle gidip şunları bir keselim hatta. Evet. Roket kemerim, flaşım da var. Beni durdurabilecek bir güç var mı? Ziggs selamun aleyküm. Valla Ziggs'in üstüne atmana ne demeli? Şöyle W'yu de doç attık. Ultiyi verdi bize. Şöyle. Şöyle flaşımı da vuracağım sana. Ama Kayle killleri mi çaldı ikisinde? Bari bunu da çaldı, öldü Allah'ım. 3 kill çaldı adam bizden. Neyse anti. Şöyle Blue'yu alacağım ve burada pusu atacağım. Ultim geliyor. Gelen birisini direkt doğrarım şöyle. Görüşü de açalım. Evet görüş de yok. Vayne bak ölüşünü izleyin. Tık 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 tık. 2 saniye arkadaşlar. Ya şu an iyice tilt olmuş durumda adamlar. Ah be en sevdiğim skor. 9-1-9. 10-0-10. 11-1-11. O zaman 2 kill kesit daha yapıp o skora yakın. Evet bu arada yorumlarda yazılacak sayıyı hani yorumlardan görüp yazıyor herkes. Adam gibi adamları tespit etmek için arkadaşlar.
Şöyle yapalım. Bu arada güzel bir like atın. Yorumlarda işte diyor like istiyorsun, daha 300-500 like anca görüyorsun falan. Ben de dedim bunu bir de takipçilerimize söyle. Bu videoya bir like şöleni atın. Rakamı vermiyorum çünkü siz atacağınız sayıyı çok iyi biliyorsunuz. Bu like'ı yorumlarda, yorumlarda değil bir gün sonunda göreceğiz. Kaç like atabildiğinizi önceden görmüştüm. Yine gösterelim. Şöyle bir girelim şuraya ama çok dik girdik, öleceğiz burada. Şöyle sen ölsen bari. Evet, biraz çok dik girdik. Dediğim gibi yorum like sayısını gösterin abi. Evet, yoruma yazılacak sayı 2 maç oynayacağız dediğim gibi. İkinci maçta seslendirme yok. İkinci maç ve birinci maçtaki killerin toplamı olsun arkadaşlar. Ben de bilmiyorum şu an. Şöyle Vayne'e. Vayne selamünaleyküm. Kaçabilecek mi? İyi bari kaçsaydın ağlardım. Şöyle W ile yine vuralım. Evet, bu çok ileriye koştuğumuzda genelde öldüğümüz için öyle bir koşuş sergilemeyelim bu sefer. Int oluyor biraz o. Evet, söylemeyi unuttuğumuz bir şey yok herhalde. Öyle oyunu da kazanıyoruz. Gördüğünüz gibi 15'er K gold yapmışız doğumla. Karşı yarımız kadar goldları. Daha da yapıyoruz gold. Sürekli gold abi, gold. Itemlarını fullleyeceksin. Adam daha 12-13 K gold olacak. Hani gold tip adam da bırak yüce ejderi olsun ya. Bak alevleri var. Oyunun en güçlü ejderi. Ne işe yarıyor? Şu an 1v3 girip kesiyorum adamları yani. Ve gold'um var diye daha gidip de kill kovalamıyoruz bakın. Hemen buradan bir kule açıyorum. Side kulesi demek, ekstra baskı demek ama çok koşuyorlar üstümüze. Selamun aleyküm. Şu tekmesini alabildik mi? Evet, flash'ını aldık. Riven, o çok gaza geldiğin gibi. Gel bakalım canım sen. Riven gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle ağzına vurduk. Şöyle arkaya sarkacağım. Önce şunu keseyim. Ama arkaya sarkamayız şu an. Yavaştan sarkalım. Şöyle W ile yine bir dodge. Şöyle Vayne slow 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 geldik. Selamun aleyküm. Şöyle selamun aleyküm smite. İşte, öl artık. Öl artık. Biz öldük ya Allah'ım. W yetmedi. Ama maç burada bitecek arkadaşlar. Maçı bitiriyor bizimkiler. Video izlesin. Teşekkürler arkadaşlar. İkinci maçı da izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir Fiora maçı koyacağım. Hazırladım. Sadece konuşmuyorum. Petting'imi kesmeden izlemek isteyen arkadaşlar izlesin. Let's go.
altında. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Rakip görünmüyor. Kule saldırı altında. Tehlike. Başla. Tehlike. Alt kule saldırı altında. Tehlike. Aman vermiyor. Rakip katledildi. Thank you.
isabetini katlettim. Kendini aştı. 2'de 2. Destan yazdı. Rakip katledildi. Saldırı altında. Saldır. Yazdı. Rakip katledildi.